Teşekkürler Milli Takım. Teşekkürler Şenol Güneş. Teşekkürler Ay Yıldızlılar. Evet mutluyuz. Yüzler gülüyor. Güle oynaya Avrupa Futbol Şampiyonası'nın yolunu tutuyoruz. Zaten garantilemiştik. Ama bir grup liderliği şansımız vardı. Ee, onu kovalıyorduk. Ee, henüz maç devam etse de artık Fransa 2-0 üstünlükle giriyor. Maçın son saniyesini Arnavutluk'ta, İzlanda'da Moldova'da 2-1 önde sayın seyirciler ve Böylelikle Avrupa Futbol Şampiyonası H grubunda elemeleri H grubunda maçlar tamamlanmak üzere diyebiliriz. Bizim maçımız sona erdi. 23 puan ve artı 15 averajla grubu ikinci sırada tamamlıyoruz. Ee, diğer maçlar da bitmek üzere o karşılaşmaların bitimiyle beraber sizlere duyurusunu yapacağız. An itibariyle puan cetveli de ekranlarınıza yansıyor. Fransa 25 puanda. Maç şu anda bitti ve 25 puanla son dünya şampiyonu Euro 2020 elemeleri H grubunu lider tamamlıyor. Fransa'dan 4 puan alan A yıldızlılarımız 23 puan ve artı 15 averajla e ikinci sırada ilk iki sıra Avrupa Futbol Şampiyonası'nın yolunu tutuyor. İzlanda 19 puanda kalıyor. Maçta son saniyeler şu an 19 puandalar. Moldova'nın bir son saniye golüyle puanları 17'ye düşebilir. Moldova'nın puanı da 4'e çıkabilir. E, grupta son sırada Moldova. E, Andorra ise 4 puanla ve Moldova İzlanda maçı da sona eriyor. Ve Andorra tarihinde ilk kez bir grubu son sırada tamamlamıyor. E, onlar için de bu e, büyük bir başarı. Hakikaten büyük bir başarı. 77 bin nüfuslu bir ülke için büyük bir başarı. Ama biz ay yıldızlılarla yaşadığımız bu gururun, bu mutluluğun e, hemen bir resmini çizelim. <laughs> Levent abi bu kez senle başlayalım. Gözlerin ışıl ışıl. Vallahi bu kadar şimdi, rahat bir şekilde finallerin biletini aldık. Çok uzun süredir turnuva takip eden bir spor yazarı olarak e, istikrarı arıyorduk. 2016'dan sonra 2018'e gidememiş Dünya Kupasına. 2020'ye hemen gitmek büyük bir avantaj. Ama beni en çok mutlu eden e, genç oyuncuların, yetenekli oyuncuların Şenol Güneş ile birlikte yakaladıkları sinerji ve enerji. Bugün çok oyuncu coşkulu, istekli, kazanma duygusuyla oynadı. Yani daha belki oynayan oyunculara bir karşılık verdiler. Bu da tüm oyuncuların hazır olmak için ortaya koydukları bir rekabeti bize gösteriyor. E, gerçekten en güzel lafı sen söyledim. Teşekkürler Şenol Güneş, teşekkürler MİT takım diye güzel bir vurgu. Ama e, bir gerçek var. Yine grupların başlangıcında Erman abiye söz gidiyor. Şundan gidiyor. Rakibin önce Türk mi takımı İzlanda demişti. Fransa değil demişti. Ama biz büyük bir sürpriz yapıp son dünya şampiyonu yendik. Berabere kaldık. 4 puan aldık. o 4 bana almasak İzlanda ile aynı puandayız. Doğru değil mi? 19 puanda hı hı. olacağız. Belki avarajlar konuşulacaktı. Ama e, grupta Fransa yenen tek ülkeyiz. Bunun gururunu da yaşamadık son dünya şampiyonluğu ve evinde de Fransa'ya yenilmedik. Yani sonuçta yenilenen hem yarışır hem yarıştık hem geliştik hem de değiştik. Yani bu değişimi de yaşadık Şenol Ajer'e birlikte. Dolayısıyla bundan sonra bu jenerasyonla Dünya Kupası diğer Avrupa Şampiyonları ıskalamamamız lazım, ıskalamamamız lazım gerektiğine inanıyorum. Emeği geçen herkese, bize bu sevinci yaşatanlara ve tekrardan Türk milli takımının Halkın takım olmasını sağlayan insanlara teşekkür ediyorum. Bir gerçek var. Eğer bugün bugün maçı birlikte seyrettim Hoca ile. biraz söylemiştim. Dedim ki türbünlerden bir ses yükseliyordu bizi her yer Türkiye diye. Eğer bu kadar çok insan bu kadar soğuk havaya ulaşım zorluklarına göre milli takımın peşinden gidiyorsa bu milli takımın yakaladığı sevginin ilginin bir göstergesidir. Çünkü normal Lüçesko'nun tahribat yarattığı milli takım bugün Andorra'da oynasaydı iddia ediyorum bir tane Türk seyirci tribünde türbünde bulamazdı. Bu güzellikleri yakaladık. Devamını getirmeliyiz. Herkese tekrar teşekkürler. Evet Rıha Hocam sizden de alalım. Bir kere grup aşamalarını herhalde tek muhalübiyetle kapattığımız bu turnuvadır. Evet. Ben öyle evet, evet. zannediyorum. Hatırlamıyorum da. Yani 10 maçta tek mağlubiyetle kapattık. Başka yoktur. Ve burada emeği geçen Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Şenol Hoca'yı, oyuncu topluluğunu hepsini kutlamak gerekir. 82 milyon özellikle sağ içi değil, sağ dışı hep o vurguyu yaptım. Yani sağ dışında da milli takımın özellikle son yıllardaki halkımız olarak bütünlete, bütünleşemediğimiz bir görüntüleri vardı. O bütünlük sağ dışından sağ içine gelmiyordu. Ama Özellikle yeni bir jenerasyonla beraber, Şenol ile beraber bunu çok doğru bir şekilde sağladık ve bunun karşılığında gördük. Yani 82 milyon hayır duası o yarattığımız sinerji hem sağ dışına sağ içine geçti. Tek mağlubiyet aldık. 3 tane duran toptan gol yedik. Hareketli oyundan gol yemedik. Yani 18 gol atıp 3 gol artı 15 Tek mağlubiyet bunlar çok önemli. Tabii ki gruplar ilk mesela belirlendiğinde ne, ne deniyordu? Fransa birinci takım biz ikincilik için İzlanda ile oynayacağız. İzlanda'ya karşı evet belki bir puan aldık. Ama özellikle Fransız maçı performansı çok önemli. Özellikle de bana göre ilk Fransız maçı Konya'da oynayan 2-0 indikten sonra... ...yani o eşiği geçtiğimizi düşünüyorum. Esas turnuvayı yani hak ettiğimiz, kazandığımız ve oyuncularımızın o özgüveni açısından çok önemliydi. Aynı şekilde ülkemize verdikleri mesaj da çok önemliydi. Yani o 2-0'ın altında çok şey yatıyor esasen. İyi okumak gerekir. Konya'daki Fransa Milli Takım maçı bizim yani bugünlere gelmemize, ilk 9 maçta bu turnuvayı bitirmemiz 10. maçı işte ee, yani formalite icabı oynamamız. Evet belki formalite derken birincilik şansımız yine vardı Arnavutluk Fransa'yı yenseydi böyle bir şansımız da vardı. Ama bunun paralelinde Arnavutluk milli takımıyla ilgili de şunu söyleyelim. Biz nasıl Fransa milli takımına Konya dedikten sonra eşik maçıydı diyoruz. 3-2'de Arnavutluk milli takımı İzlandayı kendi evinde yendi Arnavutluk'ta. Evet. Bu da önemliydi. Yani bunun için daha çok hep yani kağıt yani futbolun en güzelliği de bu zaten. Kağıt üzerinde kazanılmıyor, sahada kazanılıyor. Bunun en temel örneği de Fransa milli takımından 4 puan kazanmamız bizi Muhteşem. bu gruptan 9. maç sonunda garantilerimize neden olmuştu. Bunun için tekrar emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Evet Erman Hocam kırmızı gömleğinle A yıldızlılar, kırmızı beyazlar bize bu mutluluğu yaşatmışken sıcağı sıcağına neler söyleyeceksin? Evet. Bakın arkadaşlar şimdi. Şartlar şartları doğuruyor bir yerden çıkıyorsun bir yere geliyorsun. Şimdi bu milli takımı bu hale gelmesinde bazı sebepler var. Yani tartışmalar, kavgalar, iç, iç çekişmeler diyeyim. Mesela şu anda bu takımda bir tane papaz var. Burak, bir tane papaz var. Papazlar yok oldu. Papazlar Fatih Terim'in kimyasını bozdu. Fatih Terim'in kimyasını bozunca Fatih Terim gitti kebapçıyla mebapçıyla dalaştı falan. Şimdi bunların hepsi bir halka oldu geldi. Türk insanı bu işlerden nefret etti. Böyle baktı etti falan. Sonra Şenol geldi. Şenol bir yerde akıllı bir iş yaptı. Futbol takımıyla, milli futbol takımıyla seyirciyi yapıştırdı birbirine. Bütünleştirdi evet. Bütünleştirdi ya. Yani orada Dedi ki ya bunu bunun böyle olmaması lazım. Çünkü herkes kopuk. Çatlak sesler çıktı. Oldu oldu oldu. Duçesko muçesko denildi. Bakın nereden nereye geldik. O takımdan bu takıma geldik. İşte antrenmana çıkmayan, kağıt oynayan bilmem ne yapan filan. Bugün dikkat ettiniz mi? Çalanoğlu penaltıyı ne yaptı verdi. Enes Ünal'a verdi. Bak, bak nereden nereye geldik. Geldi konuştu verdi. Genç çocuk, onu da aslında... Dert temiz, pırıl pırıl Bak, çocuklar. Nereden bunca... nereye geldi? geldik? Çalanoğlu filan kaptanlık bandını falan takıyor ama hak ediyor. Yani ben oyunu da çok beğeniyorum. O evet, sen içinde. onu beğeniyorsun. Beğen Şöyle beğeniyorum, dersin. bakın. Diyorsunuz ki, milli takım az gol yedi. Milli takım duran toptan gol yedi, hareket oldu. Ya arkadaşlar, milli takım gol yerken bunun arka dörtlüğüyle alakası yok. Bunun santrforla da alakası var, orta sahayla da alakası var. Şimdi Çalanoğlu topu iyi yerlerden sokuyor ama çok iyi yerlerde mücadele ediyor. Çalanoğlu hiç boş gelmiyor. Dikkat edin. Oynanırken oyun Çalanoğlu hiç boş gelmiyor. Hep adamla geliyor. Pozisyonunu kapatarak geliyor. Ge geliyor ki arka tarafı rahatlatıyor. Ya yani illa arka dörtlüden olmuyor bu işler. Çünkü amirli takım gençleştirme operasyonu diye bir şey olmaz. A milli takım gençleştirilmez. A milli takım o andaki iyi oyunculardan kuruldu. Fakat öyle olaylar oldu ki bizim A milli takım gençleşti. Niye? Papazlar hep beraber hareket edince ihtilal oldu. dışarıda kaldılar. Bir tane papaz var bırak. O da ağzını açamaz. Yani şartlar onu getirdi. Bizim takım gençleşti. Eskiye göre. O şartlar olmasaydı bugün olmazdı bu milli takım. Fatih'in olayı, Fatih'in kimyasının bozulması. Bozuldu ya teknik direktörün de kimyasını bozdu. Dikkat edin. Tartışma martışma alacak mısın kadroyu almıyor. Fatih Terim'le şey, ülke ikiye bölündü ya. Arada milli takımı alınsın mı alınmasın mı? Şey oldu ya. Hani seviyor sevmiyor var ya. Papatya falı gibi oldu ya. Sonunda da buraya geldik. Yani yanlış işler bizi bugünkü doğruyu buldurdu hep beraber. Herkes evet. de mutlu. Herkes yani, mutlu. Ya, ben size soruyorum ya. Milli takımın olacağı prim belli mi? Bilmiyorsunuz. Ben de bilmiyorum. Bak bilmiyorum. Bu önemli bir şey ya. Açıklanıyordu ya. 200 bin euro. Onu alırsan 400 bin euro. Ne lan bu? Bak şimdi bilmiyorsun. İşte milli takım bu. Ya bir de tabii şunu söyleyeyim. Tabii Burak da var. Deneyimli oyuncu, tecrübeli. Emre Belezoğlu da var. Böyle bir av avilik yapan. Hem sağ içi, hem sağ dışında... Emre'nin de büyük katkısı olduğunu söyleyelim. Bugün söylelim. çok tarihi bir gün. Ee, bu vereceğim bilgiyi pek çok kişi ilk kez şu an bizden duyacak. Uzun bir süredir takip ediyorduk ama bakın ne oldu. 15 Mayıs 1925'ten bu yana, yani ilk milli maçımıza çıktığımız günden bu yana, ilk kez Türk milli takımının galibiyet sayısı, mağlubiyet sayısını geçti. 122-121. Tarihi bir gün. Yani şöyle başladık biliyorsunuz güne. Şöyle uyandık. Ee, ya yani nasıl olsa zaten biz finallere çıktık. Ha yani güzel olur tabii Arnavutluk bir sürpriz yapsa diyorduk. Ama bugün tarihe geçti. Bugünü unutmayın. Bugün ilk defa Türk milli takımı tarihinde galibiyet sayısı mağlubiyet sayısını geçti. 122 galibiyet, 121 mağlubiyet. Artık Oynadığı maçların çoğunu kazanmış mı milli takımız? Evet. Önemli hocam. Tabii. Ondan daha evvel yani... geçmedi mi o? Bir Ayş defa mülvesi. daha geçti biliyorum. Arası İlk bozuldu, kez. bozuldu tekrar yakaladı diye Be Benim önümdeki bilgi e, tüm e, bizim istatistik bilgimizi sağlayan globalde bir numaralı istatistik sağlayıcısı. Bir yanlışlık tabii ki bir maddi hata her yani, zaman hayır, biz olabilir. biz öğrendik hani, ama kaynağımız, ben geçti kaynağımız bu konudaki en güvenilir kaynak. Tamam, bir şey değil mi? moral motivasyon için önemli. Ya yani onu söyleyelim. Yani, bir hata tabii ki her işte an olabilir ama şu anda demiyorum ben ya. çünkü sizin hafızanızı çok ciddiye alırım Levent, Yok, Levent Ya bir Levent, abi bu, bu <laughs> Erman bir abi. Bir Levent milli... abi. diyorsa kontrol Sen de... etmek de... lazım arkadaşlar. Ya bir de bu milli takım yani kulüp takımı da değil. Hani Avrupa Kupası maçları olur vesaire. Milli takım 82 milyonu Hepimizin Farklı bir şey yani. Gibi ilgilendiren Farklı bir, bir duygu milli yani takım. bu. Hepimiz milli takım tutuyoruz 82 milyonda. Yani özellikle bu psikolojik eşiği de geçmesi 122'ye... Bir daha da o eski tablo olmaz inşallah. İnşallah. Hatırlarım. Yani... Hatırlarım bir... Macar galibi. İtalya'ya gittik. Amil takım gitti İtalya'ya. Dinozof kaleci berabere kaldık. Coşkun Özer'iydi rahmetli şey, teknik direktör. Hocam, Allah dinozof Büyük ihtimalle maçtan sonra Zatürre'den hastaneye kaldırılmıştı. Büyük ihtimalle. Çünkü dinozofu hiç görmedim. 90 dakika beraber kaldık ama. Çok sevindiydik o zaman. O nereden geldik bu olsun, günlere. Hakikaten güzel. öyle ama inanın. Yani Mustafa, ya? Mustafa bakın bunlar önemli şeyler. Mustafa e, İngiltere'ye yenmeye gidiyoruz dediğinde çok kimse ne diyor lan bu filan dediler. Ama orada zihniyet farklı işte. O zihniyet hemen olmuyor. 7 Yedi yedik 8 yedik bizim. Kapıcı Yaşar çok da severim. Kaleci. Ama. Çok tatlı olandır Ankara'lı. filan duman olduydu olan. Ama bak nerelerden nerelere geliyoruz. Ha iyi miyiz? Bence bundan daha fazlasını hak ediyoruz. İnşallah gideriz. Bence, Bence ya, daha iyi bir olacak. Bir de e, Yaşar abiyle ilgili hep söylediğiniz 8 dedi ama iyi kaleciydi. Bir kere Tabii çok ki. Çok iyi bir insan. Bir de çok iyi bir kaleciydi. İyi yani ya. Herkes onu baz oluyor 8 tane yedi vesaire ama çok Ps. iyi kaleciydi. Sanki başka kaleci Sen olsa. Sen mi ondan için? Yedi gol dedik karşı, Ama ben şunu hatırlıyorum. Bakın e, sizler hepiniz benim abi dediğim, birlikte program yaptığım e, insanlarsınız. Ben de şöyle bir kuşağım. Şunu hatırlıyorum. Babamla milli maç izlerdik rahmetliyle. Yenilirdik. Gol attığımızda çok mutlu olurduk. Yani gol atıp yenildiğimizde çok mutlu Hayır, olurduk. Pozisyona girdiğimizde bile. Pozisyona girdiğimizde... Ah be, direkten dönen Aynen. toplarla falan Aynen. mutlu olurduk. Ertesi gün topu direkten dönen futbolcunun adını sayıklayarak maç yapardık. O İtalya, ma İtalya maçının revanşını Türkiye 1-0 kaybetti. O günlerden İstanbul'da. bu günlere geldik. Şimdi bakın bir başka... Anastasi attı golü, Anastasi. Bir başka enteresan Doğru. tabloyu Doğru. söyleyeceğim. 96'da... Riva 5 oynuyordu, Riva. 1996'da 5. torbadan Avrupa Şampiyonası'na girmiştik. 96'da katılım sağladık, 2000'de katılım sağladık. 2004'e gidemedik Yunanistan'ın şampiyon olduğu. 2008'de katıldık, 2012'de katılmadık, 2016'da katıldık, 2020'de katıldık. Yani 96'dan bu yana sadece 2004 2012'yi ıskaladık. Ama dünya şampiyonasında hala 54 ve 2002 var. Şimdi artık dünya şampiyonası katılımına da odaklanmamız gerekiyor. Genç, ve son derece önemli bir potansiyele Dinlemek. sahip bir takımımız var. Çok iyi bir de teknik adamımız var. Ve tam da kenetlenmiş durumdayız. Ee, şöyle bakabilir miyiz bu olaya? Sana ee, bir şey söyleyeyim mi? Bunu hocam? geçeceğim. Avrupa Kupası'na katılmak, Dünya Kupası'na katılmaktan daha kaliteli. Ya, daha zor. Avrupa Şampiyonası'nda işte iki fire verdik. Ee, yedi şampiyona da iki fire verdik. Beşine 2020 ile beraber katılma hakkını da elde ettiğimiz 2020 ile beraber... Katılmış oluyoruz. Bu, kupo, bu önemli bir oran. O günlerden bu, bu bugünlere. Bu kuponun farkı ne biliyor musun? 96, 2000, 2002, 2008. O dünya kupasıydı. Iki, ben kupaları soruyorum. 2016'larında Türkiye'de oynayan jenerasyonlarla oynadım. İlk kez bu turnuvada dışarıda oynayan oyuncularla kazanıyorsun. Çok fazla. Bugünkü maçta da öyle. 2 kişi vardı galiba. Levent abi 28 kişilik oyuncu avusundan bu kadroya çağrılan 14 oyuncu yurt dışında oynuyor. Evet. Bir dakika, Fransa'da deplasmanda oynadığımız maçta ilk 11'in 9'u Türkiye'de futbolu öğrenmiş çocuklardı. Onu da vurgulamak istedim. Tamam ama şu anda benim demek istedim. Hı -hı. Tabii bu da, ki. bu da yani, bir ilktir. uzun bir, bir aradan sonra. Bunu söylemeye gerek var. Enes Ünal, işte Bursa Spor Altyazı, Yusuf Yazı, Trabzon Spor. Hayır Bunlar dışarıda jenerasyon olarak oynuyor. Ben sen yanlış anladın. Ha, dışarıda yetişen. oynayanlar. dışarıda dışarıda Fransa Türkiye değil. bir biri diyorsun değil mi? Evet. Mert Günok burada oynuyor. Evet. Zeki Çelik. Burada yetişti. Kaan Ayan girmiş. Yetişti. Meret girmiş. Meri Demiral, Çağlar Soyuncu, Umut Meraş. Onlar burada yetişti. Ozan Tufan, Cenk Tosun, ...Okay Yokuşlu, Hakan Çalanoğlu... ...Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci... ...Burak Yılmaz, Kenan Karaman. Evet, çoğu Türkiye'de yetişmiş yani. ve yurt dışında... Ama şu anda çoğu yurt dışında tabii. oynuyor diyorum... ...bizim çocukların. Çağlardan tut... ...hep şeye tabii, kadar yani. Meri bu kadroyu onu söyleyeyim. Normal tabii yurt dışında oynayan oyuncular da var. Hı hı. Hepimizin... ...Hakan Çağlıoğlu mesela. Yani 28 oyuncu çağrılmış İzlanda-Andorra ...maçı için. 14 oyuncu yurt dışında oynuyor. Bizim için önemli. Tabii bunun sayısı daha fazla olması gerekir. Tüf futbolu hala gelişimini sağlayamadı. Türk futbolu geliştiği zaman zaten daha farklı şeyler de konuşacağız o zaman dünya kupası işte söylüyorsun 56 2002 işte dünya kupasına katılamıyoruz. En büyük sıkıntı bu. Yani ülkemiz o gelişim tamamladığında farklı şeyler olacak. En önemli bu. Gelişimini daha şu anda tamamlamadık. Milli takımla ilgili tabii konuşuyoruz. Futbol Federasyonu evet. Yani çok önemli bir görevi milli takım evet hakemler oynanan maçlar için önemli ama gelişimi özellikle Türk futbolunun her açıdan tamamlaması gerekir. Özellikle hep söylüyoruz. Altyapı organizasyonu, daha fazla liglerin seyredilir hale gelmesi, daha kaliteli oynanması gerekir oyunların. Bunları tamamladığımızda esas sıkıntılar gelecek yoksa yabancı kuralı değil. Yabancı kuralı ile ilgili bazı kriterler de gelecekse Mutlaka gelebilir ama sayısı düşmeden yaş oranı dersin. Ya yani bu 14'ün farz edelim. 14 yabancının 8 tanesi işte 21 yaş yukarı olur. 6 tanesi 21 yaş ve altı olur gibi vesaire gibi böyle şeyler getirebilirsin. Ama tutup da Premier Lig'deki gibi o bir senelik millilik sayısı yok, sezon işte ne kadar bunlar yani bizim ülke için zor. Ama bununla ilgili farklı bir fikirler de gelişebilir doğru bir şekilde modellenebilir ülke. Dediğiniz gibi milli sayısını kriterlemek zor ama e, yaş konusunda kriterler getirilebilir. Buna göre farklı lisans bedeli ücretleri alınarak teşvikler sağlanabilir. Türk oyuncuları oynatanlara da para ödülleri verilebilir. Bugünkü e, yabancı sayısı kuralı Tabii. çıktığında öngörüldüğü gibi Kesin. şu anda uygulamıyor. Mustafa Denizli'nin çok güzel bir ifadesi var konuş radyo'ya. Buyursun. Diyor ki ülkemizdeki sınırlandırma aslında yabancı sınırlandırması değil, yerli sınırlandırması. 14 tane yerli futbolcu olmak zorunda takımda diyor. E yani. yani evet. Hayır istersen tüm takımı Türk'te yapabilirsin diyor. Yabancı yapmazsın. Ama 14 şart diyor. Doğru yani, yani Mustafa Lepen, Hoca'dan hoca hepimiz de söyledik Yani Ya onu hepimiz söyledik onu zaten. Genelde, abi yani istersen hepsini Fatih Hoca da bunu söylemişti bunu yaparken zaten de. Zaten Fatih Hoca çıkarttı. Hayır çıkarttı yani, söylemişti 14. ama çok fazla egzajere edildi hocam. Evet. Türkiye'de Almazsın yabancı sen. sayısı çok yanlış değerlendiriliyor. Evet, 3. Evet, evet, torbada yer alacağımız da kesinleşti sayın seyirciler. Ee, muhtemel rakiplerimiz İngiltere, Almanya, İspanya, Fransa olacak. Ee, şu anda e, hak elde eden katılımcılar arasında. Tamam. Biz, biz de sıkıntı... söyler misiniz Hayır, harika? bizim göz 3. torba kesinleşti. İlk belli olan Tabii. muhtemel rakiplerimiz İngiltere, Almanya, İspanya, Hı. Fransa. Bunlardan birisi kesin grubumuzda olacak. Fransa'yı isteriz bir daha yani. Niye istemeyelim? Tabii e, ki. Fransa ile oynamışken son dünya şampiyonu Almanya ile de oynarız. İspanya ile İngiltere ile de. Kaçış yok abi. değil mi hocam? Bunlardan birisiyle oynanıyor sonuçta. Oynayacaksın arkadaş. Yani, yani, nedir? Ben... Hocam, Dünyanın sonu değil. Ben ya. Hocam o tip rakiplerle oynadığın zaman daha farklı oynarsın. Biliyor musun? Havaya girersin. Aynen. Hiç teknik direktörü bile fazla uğraşmaz o tip rakiplerle. Bununla uğraşırsın. Andorra ile de onunla uğraşamazsın. Hocam Bırakırsın bir o oynar. eşiği geçeceksek öyle rakiplerle oynayacağız. Oynadık grupta işte 4 puan aldık. Bak ne oldu? basketbol milli takımı Amerika maçında öldü Kıl dirildi. Yense yense eşik atlayacak. Yense ABD'yi yenmiş olacaksın abi. Sonra kime yenildi? Onun, fark onun, yedi. Onun enerji düşüklüğüyle ikinci maçı verdiler. Çek ya. Evet. Çek ya fark yediler. O çok önemli mesela. Belki Karar de 10 maç oynasak 9'unu kazanacağımız. 2 tane 3'lüğü yani. atsalar bitiyor. 3 tane şey yaptık ya. Az önce söyleme. Bizim bu gruptan <laughs> Yani çıktığımız dediğimiz maç Konya'daki 2-0 yendiğimiz Fransa milli takım maçıdır. Evet. Serkan kesin, bence de bence de. O oyunculara özgüven vermiştir. Şenol daha rahatlatmıştır. Aynı şekilde ülkeye de daha güven verip daha doğru mesajlarla biz gidebiliriz. Bu önemli. Yani ülkenin yani böyle turnuvalara gidiyoruz ama gittiğimizde de mutlaka orada ben fark yaratabileceğimiz bir jenerasyon yakaladık. İnşallah buradaki oyuncularımız özellikle Merih baştan olmak üzere daha fazla forma şansı da bulması gerekir. Avrupa Şampiyonası'na gittiğimizde çoğu oyuncumuzun daha fazla oynaması gerekir. Ve iyi bir performans da Haziran ayında gelmesi gerekir. Bunlar evet, da önemli. 55 takımlı toplam grup mücadelesinde Belçika 2 gol yedi, Polonya 3 gol yedi, İtalya 3 gol şey. yedi. Hepsi birer maç daha oynayacak. Daha son maçlarını oynamadı onlar. Biz 3 golle bitirdik. Yani şu anda en az gol yiyen dört takımdan, takımdan birisiyiz. Biriyiz, biliyorum. Tamam. Ve o diğer üç takımın da birer maçı daha var. Tamam. Şunu yapabiliyor muyuz? Bak, O gün bizim futbolda bayağı bir yere geldiğimiz belli olur. Şunu yapabiliyor muyuz? Şimdi Şenol başarılı. Bu artık kanıtlandı. Dünya Kupası'nda da öyle, burada da böyle filan. Yapıştırıcı filan her şeyi yapıyor. Şenol'dan sonra kim gelecek? Bak bugünden... Şenol'dan sonra kim geleceği 3 sene sonra 4 sene sonra eğer bu sistemi kurabiliyorsan bir yere varırız. Hocam milli takımı kafa koru, kafa yoracak hocalar varsa bak açık konuşuyorum. Şu aktif hocalardan söz ediyorum. Bunlardan şu anda ligde 3 tane çok beğendiğimiz hoca var. Sergen Yalçın, Erol Okan Bulut, Okan Buruk. Bunlar eğer kafalarında mi takımı hoca olmak olarak ...bir hedef koyarlarsa bunlar gelebilirler. Şimdi tabii bunları konuşmak için belki Değil biraz erken, erken ama... E, ...buna karar verecek... E, ...en başta gelen kişi... ...bence yine Şenol Güneş olmalı. Yani eli de o vermeli. Benim kanaatim. Valla bu konuda ben bir tek ülke tanırım. Almanya. Bellidir. Almanya, Hep sıraya hani, girerler hocam Her Berger'le başlayıp Helmut Schön'le devam eden... ...Derval'le, Fox'la devam eden... Klinsmannla. ...ondan sonra baktığımız zaman Wöller'le... ...ve en son biliyorsun... Klisman'ın yardımcısı kimdi? 2006 Dünya Kupasında üçüncü oldu vardı. galiba. 2000... 2000 Hayır, 2006 Dünya Kupasını Almanya'da düzenledi. Üçüncü oldu. 2006'da Dünya Kupasında. 2006. Klisman'ın yardımcısı kimdi? Löv'dü. Löv. Löv. Löv geldi işte. Yani o Löv. ayrıldı. Löv devam ediyor. Şimdi salma. Löv. Ama... Adana ile küme düşmüş bir hocadır Türkiye'de. Mesela ama kim mesela gelecek? Onu da gelene... baz almak doğru değil. Hayır. Ben, yani antrenörlükte yani... esas bakış felsefe günü yakalama bunlar çok önemli. Mutlaka sen de bunu düşünüyorsun. Ya biz e, üç tane evet önemli genç teknik adam var. Sergen Hoca, Okan Hoca, Erol Hoca. Ya yani onlar azınlıkta kalmamalı. Daha fazla da çoğalması gerekir. Yani en büyük sıkıntı bu. Diyorum ya Türk futbolu gelişimini tamamlayamadı derken yani bunun altını nasıl dolduracağız? Ama. Özellikle Futbol Federasyonu'nun ciddi anlamda oyuncu gelişim ve antrenör gelişimine el atması gerekir sağ içindeki oyunların farklılığını istiyorsak, çeşitliliğini, başarı istiyorsak, bir şeyleri Avrupa ile yarışır hale getiriyorsak, yalnız milli takımı konuşuyoruz, milli takım bazında değil. Tabii kulüplerde sonuçta yabancılar da geliyor, Avrupa ile de yarışıyoruz. UEFA Avrupa Ligi'nde, hepimizin milli gibi şampiyonlar liginde. Burada da hem seçicilerine, oyuncu seçenlerin performans yaşı geçmiş değil, daha genç, daha dinamik. Araya nasıl milli takımın Emre Belezoğlu var, 25 yaş ortalaması Burak Yılmaz var. Araya da bunları doğru bir şekilde serpiştirmek lazım. Yani Galatasaray bir dönem işte evet. Papescu, Hacı, e, Taferel nasıl yani genç oyuncuların arasına serpiştirdiyse bunu aynı şekilde de ülke olarak da yapmalıyız. Tabii ki. Biz canım. bir hayal kurdurmalıyız. Serkan yabancı oyunculara ya Türkiye'ye gelir, Portekiz gibi buradan Avrupa'ya giderler. Türkiye'de oynar genç oyuncular. Bu Afrikalılar gelirse oynar, Güney Amerikalılar gelirse oynar, Uzak Doğu oyna gelirse oynar. Evet Türkiye'den oynarız. Oradan da geçişimiz Avrupa'ya. Bu Portekiz olmuştur. Portekiz bunu çok iyi entegre ediyor Avrupa ile. bunu bir ekonomiye çevirdiler. tabii çok ciddi anlamda Benfica başta olmak üzere, Porto olmak üzere hepimizin milli gibi sportif Lisbon son zamanlarda Braga. Aynı şekilde biz nasıl onları entegre ediyorsa Avrupa'ya geçiriyorsa biz de aynı şekilde bu geçişi Avrupa'ya bu ayağını kurdurarak yabancı oyunculara genç oyuncuları buraya getirmemiz evet. gerekir. Burada hayal kurdurmamız yalnız parayla değil, performans yaşı geçmiş yaşlı oyuncularla oynarsak lig ağır mı ağır yavaş mı yavaş temposuz mu temposu onu sıkıntısı çıkıyor. Ama milli takımı konuşuyoruz. Milli takım ayrı kategoride değerlendirmek gerekir. Milli takım çok doğru ileriye dönük belki 3-4 turnuvaya gidebilecek bir oyuncu havuzu olursa bu çok lakipler, önemli. hocam bak belirdi. Katıl katılması kesinleşen ülkeler e, düzeltiyorum. 17 ülkenin katılması kesinleşti. 24'te 17 hocam. 4'ü de zaten eee Mart'taki e, Uluslar Liginden gelecek. Hani playoff diyelim ona. ona. Bravo. Türkiye, Bravo. İngiltere, Almanya, İspanya, Fransa, İtalya, Belçika, Hırvatistan, Çekya, Finlandiya, Hollanda, Polonya, Rusya, İsveç, Ukrayna, Portekiz, Avusturya. Gayet e, güzel Bunların yarısı herhalde bir, devamlı girenler değil mi? Devamlı. Bir, yani bakıyorum şöyle bir. Bir gruptan ya Macaristan ya Galler gelecek. Diğer iki takımı bilmiyorum şu İsmail, anda. Fransa, İtalya, İspanya, Almanya, Hollanda. Macaristan, Galler. Danimarka. Bunların gruplarını da belirledik. Danimarka, edelim. İsviçre. Birinci torba, ikinci torba, üçüncü torba, dördüncü torba olacak değil mi burada? Evet. Biz üçüncü torbadayız kesin. Kesinleşti. Yani. Ama mesela bizden çok daha iyi durumda olmayıp da ikinci torba, torbadan da gelebilecek takımlar olacak ülkeler. Tabii ki. Tabii. Öyle bakacağız. Yani biz yani burada seri başlarına bakmamız lazım birinci torbada. O önemli. Kolay gruplar vardı. Yani işte Slovenyalı grup kolaydı. Ona mesela. bakarsa Almanya'da küme ülküydü. düştü biliyorsunuz. Şimdi futbolda bazı şeyler olmuyor. Şimdi ilk kurra çekildiği zaman işte Fransa biz diyorduk, Fransa'dan 3 aldık, İzlanda'ya 3 verdik. Üç verdik İzlanda'ya. Yenemedik İzlandayı. Hiç tamir etmediğimiz şekilde bir olay oldu ki İzlanda o İzlanda değil. O üç, eski İzlanda vermiş, değil. Dört puan verdik hocam. İzlanda'ya. İnşallah Macaristan. Dört gelir. verdik. Yani birinden dört aldık, birine dört verdik. Dört. 6 puandan 1 puan yani aldık. 2 puan verdik işte. İzlanda'dan yani 4 puan, 1 aldı. puan aldık. 4 onlar tabii arada. Yani 4 4 puan. Fikstür de bizim için bir dezavantajdı. Bak Fransa ile oynayıp İzlanda'ya gidiyorsun. Mesafe çok farklı hocam. Böyle devasa iki maçı arka arka oynuyorsun. Mesela bu Andorra olsaydı antör ulaşımı çok zor bir yer. Hoca Yap. söyledi, anlattı. Yani kolay maçlardan sonra örnek veriyorum hocam. Yani biz Fransa'yla oynadıktan sonra Moldova deplasmanına gitmedik yani. Onu bir anladım. Size bir şey söyleyeyim. İzlanda'ya ki... gittikten sonra gelip burada Atıyorum Arnavutluk'la oynamadık veya Andorralı oynamadık. Bizim dezavantajımız bu oldu. Yani evet. bakarsan fikstürde bu da bizi zorladı. Evet hocam diğer 3 takım 4 e, takım Mart'tan gelecek ya. Diğer 3 takımdan birisi Macaristan ya da Galler olacak. İnşallah Macaristan olur. Hani ben sadece Ülkeye duyduğum sempatiden dolayı söylüyorum. Yoksa dişimize <laughs> göre rakip diye değil. <laughs> Hakikaten. Ülkede bizi yani. Macar ülkesi de son dönemlerde... Evet bizi tüz, çok destekleyen... E, bizi iyi yatırımlar yapıyor. Dost bir ülke. Öyle. Macarlar bize. Yoksa galleri de. sevmediğimden de değil yani. Ama Hakikaten. bizim Macarlarla da var. Kesinlikle. Abi, biz, biz kabimiz diyor. Türk kabimiz diyor ya. Baş Danimarka, yani. İsviçre, İrlanda'dan ikisi gelecek. Orada da bir İrlanda tercihim olur benim. Danimarka, İrlanda mı? Danimarka, İrlanda, İsviçre'den ikisi... Ben Danimarka olsun isterim. Ben birisi İrlanda olsun isterim. Ben de. İsviçre ile... Ben İngilizce yani hali oynamak İsviçreyle, istemem. İsviçre ile sportif Çünkü onlar da fiziksel performansa oldu. dayalı futbol oynandığı için İrlanda'yı e, istemem. Ama ben Dan Danimarka da fiziksel olarak yani, disiplinli, tamam, güçlü. içinde biz, güçlü... Biz onlara karşı oynayabiliyoruz. Yani çok yetenekli değil. Kuzey Avrupa ülkelerinden büyük özelliğine koşan, mücadele eden, taktik disipline ben bağlı kalan oyuncu topluluğu abi, var. var. Yani. Çok yetenekli oyuncular çok az vardır. Evet. İsviçre kesin gibi. İsviçre Cebeli Tarık'la oynuyor. Yani %99.99. İsviçre 99. mi gelecek bize yani diyoruz. Ya yani, hayır bize değil. İsviçre evet. o üçlüden İsviçre kesin gibi. Danimarka ya da İrlanda'dan da ben İrlanda'yı tercih ederim. Bakalım ne olacak. Ama şurası kesin Erman abi bak aslında tabloyu böyle önümüze koyunca yani dünya kupalarını çıkartırsak aslında Avrupa şampiyonalarına 7'de 5 96'dan bu yana ilk katılımımızdan bugüne. Fena değil. İşte D grubundaki son durumu da görelim. İrlanda Cumhuriyeti kendi evinde Danimarka ile oynayacak ve yenerse ikili averajda üstlerine geçecek. İsviçre'de de cebeli da ağırlıyor. İsviçre'yi tebrik edelim şimdiden. Yani aslında Danimarka ve İrlanda'dan biri, İsviçre ve Macaristan ve Galler'den biri şeklinde İrlanda gelemiyor canım bu saatte. Danimarka, İrlanda yenerse gelemez. Evet gelemez. Gelemez Hı? İrlanda. Yok yani İrlanda ben zannettim. Çünkü garanti aynı grupta bu sayı, evet, sayıd Aynı sana. gruptalar. Üçünden evet, ikisi tamam. gelecek ama İsviçre Cemil Tarık'la oynuyor. Yani o kesin İsviçre gelecek. İsviçre kesin 17 yaptı. İrlanda Danimarka maçı da diğer geleni tayin edecek. Yani İrlanda'ya galibiyet da Danimarka gerekiyor. Danimarka'ya yetiyor. Evet bravo. Danimarka'ya beraberlik yetiyor. İkila, i̇kili, i̇kili, mı var etmiyor. burada? Genel avaraj mı var? İkili avaraj var abi. İkili avaraj var evet, tamam. İlk maç berabere bitmişti. O yüzden kazandığında ikili avarajla üstüne çıkacağı için 15 puanı ulaşmak İrlanda'ya yetiyor. Zaten olasılıkla başka türlü İrlanda cereyan etmiyor. Başlar da İrlanda'da Maç İrlanda'da. Hocam o, o seyirciyle oynamak çok zor ya. İrlanda seyircisi. O atmosfer zor evet, tabii doğru. Müthiş baskı. Ama yani. çok sportmen ben, ve centilmen insanlar. Ben, yani. ben, de gittim ben. orada. Bizim milli takımın o içimizdeki İrlandalılar maçı meşhur. İskoç... Beraber kocada, bir evet, bir koca bir. Sen de vardı. Hep beraber. İskoçya'ya gittik. Ümit milli takımla 2000... no oynayacağız. Glasgow yakınlarında Kilmornock'a gittik. Ya baktım sahaya falan bir saat böyle oyuncular ısınıyor. Yani boş böyle kutu gibi. Ondan sonra Kilmornock stadı güzel böyle. Ondan sonra neyse maç baş başladı falan bakmadım öyle ya dedim boş falan. Aa, bir başladık üçüncü, dördüncü dakika bir oldu falan. Ya dedim Aldık, ne zaman da oldu. oldu sağ falan böyle hani. Bir baktım bin kişi falan var. <laughs> bin kişinin yarattığı sağ içi atmosferi. Çok ateşli o, bir taraftan. Bir şey He, sana hatırlayayım. 1999 Kasım mı? Kasım'da. Kasım'dı değil mi? Ama Çünkü 2000 playoff maçı oynadık. 2000, 2000, turnuvası içindi. Maçın hakemi de Anders Frisk'ti. 86'da o penaltıyı vermese yerdeki. Onu da Tayfur'a uçu atmasa maç 1-1 bitmiyor. Küçük Hakan Forvet oynadı Hakan Ünsal o maçta. Erim Hoca beraberdik. Ben Sen hatırlıyor altı... musun bunları hocam? Ha. Aynen Hatır. dediklerini. Birebir. Anders Frisky hatırlıyor musun mesela? Ha. Evet. Ama ben de oradaydım ben hatırlamıyorum. Tabii İrlanda Büyükelçisi de yemek verdi 0 -0 bize. 0-0 mu bitmişti? Evet. 1-1. 1-1. Tayfur Avuç'u penaltıya attı. Revanş Bursa'da oynandı. 0-0 bitti. İçimizdeki İrlandalılarla lafı orada söylemiştir. Şimdi Mustafa Denizli. Bursa maçında. Buradan da ona selam yollayalım. Selam olsun hocama. O da çok önemli bir katılımdı. Evet. 2000. 96'dan sonra arka arkaya evet. gelince e, önemliydi ve gruptan çıkmıştık 2000'de biz. Tabii canım. Gruptan çıktık, playoff oynadık. İrlanda maçı, playoff maçı. Hayır arka. hayır. Şampiyonada da gruptan çıkmıştık. Tabii canım ya Portekiz'de Kauto'ya yumruğu atmasa Alpay, biz maçı kazanacak. 10 kişi kaldık. Devre biterken Arif penaltıyı kaçırdı. Allah ya. Allah yani. Hayretsin ya. <laughs> Maçı anlatıyor. <laughs> 10 kişi kaldı. Allah bravo abi. abi ya. Maşallah diye. Allah nazardan korusun. Evet evet maşallah. Gerçekten e sen da? hatırlıyor muydun Rüya Hocam bunları? Hatırlar. Sonra... Söyleyince mi hatırlıyoruz yok, yoksa? Yok, yok Ben hatırlamıyorum. Okan'ın hepsinde de oradaydı. Turnuvada o boyla Okan Burun mesela kafayla attığı gol var. Tabii. Evet. Ee, Avrupa Şampiyonalarında gedikli olacağız inşallah bundan sonra. Hiçbirini sek Seçilmeden hepsine gol katılalım. Atmış, çok güzel gol atmış kafayı. Peki Dünya Kupaları, şimdi de ona duyulan bir özlem tamam. var. İnşallah yani bu oyuncu topluluğu, gençler, beraber yani iyi bir sinerji. Buraya devam, oyun gelişecek. Daha tecrübe kazanacaklar Avrupa Şampiyonası'nda. Yani birlikte bir oyunları var. Bir de artık Türk milli takımının 3 aşağı 5 yukarı sakatlık cezalı olmadığı müddetçe sayabiliyorsun. Ama bir iki oyuncu gelmeyecek hocam öyle böyle görünüyor. Abdülkadir Ömür ile Doğru kan. Yani hayır, hayır ben yalnız bu Avrupa Şampiyonası için demedim. Bunun devamı de Dünya Kupası de, için de yani devamında doğru yani sevdiğim. bir ideal bir kadromuz. İşte onun da e, yani zorlayabilecek bir kadro bütünlüğü de yavaş yavaş oluşuyor. O oyuncu havuzu da gelişiyor. Bu da önemli. Yani milli takımın özellikle bir arada oyun pratiğini de geliştirebilecek bir oyuncu havuzu var. Bu çok önemli. Yaşları uygun oyuncuların çoğu yurt dışında oynuyor. Daha da inşallah yurt dışına ihraç edeceğiz oyuncu e ister istemez de o, tabii ki daha fazla tecrübelenecek. Daha fazla Avrupa'da daha iyi antren edilecek. Mental anlamda daha farklı bakış olacak. Teknik, taktik, oyun bilgisi gelişecek. Bu da Türk milli takımı için ileriye dönük çok büyük kazanç. Evet. Erman Hocam e, bu arada 10 oynadığımız 10 eleme grubu maçının 9'unda gol attık. Atmadığımız tek maç bir önceki İzlanda maçı. Onda da bize beraberlik yetiyordu. Hani o golsüz beraberlik de bir motivasyondu. Yani gerekse bence yani galibiyet gerekse o galibiyet de alırdık. Olacaktır. Değil Ona mi? Onu da alırdık. Ya. Yani her maçta gol atmış da bir takım. Ben Hem o maçı de... Evet aynen öyle. Ben o maçı kesin Kesinlikle. Hem de Burak biliyorsunuz e, oynadığım oynadığı maç sayısı antrenman sayımdan fazla bile olabilir demişti biliyorsunuz. Bayağı ciddi sakatlıklar geçirdi. Cenk bir ara form tuttu ama İngiltere'de ...çok fazla forma şansı bulamadı. Enes bugün ilk defa tam anlamıyla izledik ve ilk kez gol attı Ay Yıldızlı formayla. Orada sıkıntımız var zaten. Ama her maçta gol dağıtmışsınız bir sıkıntımız yandan. Var. Ama yani şimdi... Hep bir beraber saat... oynayınca atıyoruz hocam. Hep beraber oynuyoruz. Golü atarken de beraber oynuyoruz. Golü yerken de beraber yiyoruz işte, o önemli olan. Onu yapabiliyorsak tamam. Demek ki golde de hep beraber oynamışız. Yerken de beraber yemişiz. Yani dengeli bir milli takım olmuş.